Şimdi sıcacık bir pide olsa mis gibi bir pide yeseniz istemez misiniz? Gelin birlikte bir pideciye gidelim. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nazını tutmaya devam ediyoruz ve bugün İzmir Yeni Foça'dayız. Yeni Foça'da sektöründe marka bir isim, bir lezzet durağındayız. Eski emek, yeni genç pidedeyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Ramazan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan lezzetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Ramazan Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ramazan Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz lezzetlere değineceğiz. Değinmeden önce sizleri tanıtmak istiyorum ben izleyicilerimize. Ramazan Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ramazan Bey, ben aslen Sivaslıyım. 1988'den beri Yeni Foça'dayım. Tabii çırağı dönemimizden sonra Foça'da bir çırağı dönemimiz geçti, ustalık dönemimiz. Eski emek, yeni genç pide. Biz emek pideyi gençleştirdik biraz. Hı hı. Çünkü eski emek pide eski bir kuruluşumuz. 1981'den beri Foça'da emek pide hizmet veriyor. Biz bunu ne yaptık? Yerimizi değiştirdik. Eski yerimiz vardı, yeni yeri geçince de biz emek pideyi gençleştirdik. Burada halkımıza en güzel lezzetleri vermeye çalışıyoruz. Burada biz pide, lahmacun, çorba, kebap olarak devam ediyoruz. Hijyenik bir ortamda, güzel bir mekanda, halkımız en güzellerine layık her zaman olduğu gibi. Biraz pidelerden bahsedelim mi o zaman? Tabii. Tabii kıymalı pidemiz var. Kaşarlı, kuşbaşılı, kaşarlı sucuklu, kıymalı kaşarlı, kuşbaşılı kaşarlı. Adana, Urfa, kebap, tavuk şiş, kiremitte köfte. Ve çorba çeşitlerimiz ve tatlı çeşitlerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Pidelerin bir özelliği var mı? Nereden öğrendiniz? Ustalığını nereden aldınız? Pidenin özelliği şu. Pide Ege bölgesine has bir pide. Yani bizim yaptığımız. Her bölgenin aslında kendine göre bir has bir pide çeşidi var. Evet. Konya usulü var. Ne bileyim Antep usulü Bafra var. İşte yani. Ne bileyim Karadeniz usulü var vesaire. Ama Ege pidesi hepsinden farklı. Yani biraz daha kayık tipini andıran. Hı-hı. İşte kenarları katlanan. Bir daha çok Egeliler çok iyi bilir, Halep işi olarak da bilinen bir pide sektörü aslında bu. Evet. Diğer her bölgenin kendine has bir özelliği var. Siz ustalığınızı nerelerde kazandınız? Ege bölgesinde, daha çok İzmir'de ben bunu yetiştirdim. Aydın ustalarımızla beraber yetiştik. Sağ olsunlar bize bu mesleği öğrettiler. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Ramazan Bey? Birinci kural hijyenik. İkinci kural hijyenik. Üçüncü kural temizlik. Tabii hijyenik olmadan gıda olmaz. Kesinlikle. Ondan sonra da tabii lezzetine. Hazırladığımız harçlara dikkat ederiz. Eti alırken eti neresine aldığımıza dikkat ederiz. Nereden alıyoruz tabii. Bu arada? Tabii şimdi kıymanın özelliği etin en lezzetli yeri kemiğe en yakın olan yeridir. Hı hı. Mesela kıyma işte pide ve üzeri yaptığımız zaman biz ne yapıyoruz? Kaburgadan alıyoruz biz. Daha çok kebap türleri falan olduğu zaman sadece kuşbaşılık etten alıyoruz. Zaten ikisini beraber çeşitlere ayırıyoruz bunları. Kendimiz burada hazırlıyoruz. Bizim buradaki Adana kebaplarımız mesela biz kendimiz burada zırhla yapıyoruz. Eti alıyoruz, eti biz kendimiz işliyoruz. Çoğu yerde kıymadan alıp kıymadan işlerler. Ölçülerimiz var. Hiç ölçü şaşmaz bizde. Bugünkü yediğimiz lezzeti her zaman aynı görürsünüz. İnşallah. Peki son olarak buradan izleyicilerimize lezzetlerinizle alakalı neler aktarmak istersiniz? Şimdi bizim burada birinci kısım şu. Müşterimiz buraya geldikten sonra zaten bir daha gitmiyor. Yani lezzeti tattıktan sonra en güzel reklam budur herhalde. Yani müşterimizin birbirinden söylemesi falan yerde işte genç bir de çorba kebap salonunda yediklerimizden lezzet aldık. Tadı damağımızda kaldı. Fiyatları da makul. Zaten en güzel reklam budur. Tercih edenlere teşekkür ederim o zaman. 1987'den 88'den beri 2016'ya emek veriyorsanız demek ki bir memnuniyet vardır yani. Kesinlikle. İnşallah başarılarınız daim olur. Amin, amin. Tabii, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün İzmir Yeni Foça'daydık ve Foça'da sektöründe marka bir isim, emek ve genç birden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.